Türkiye'nin sınırlarını DH ve PKK-PYD'den temizlemek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci yılı terör örgütlerinden kurtarılan alanlarda kutlanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk ayağı olan Halep'in Serablus ilçesinde geçen yıl 24 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Özgür Suriye Ordusu Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasının birinci yıl dönümünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Serablus Yerel Meclisi'nce düzenlenen kutlamaya, harekata katılan askeri muhalif grupların yanı sıra bölgede yardım çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Etkinlikte çocuklar ve askeri gruplar çeşitli gösteriler yaptı. Çocuklar gösterisinde terör örgütü DEAŞ'ın ve Esed rejiminin tutuklu esirlere uyguladığı hak ihlalleri canlandırıldı. Kutlamalarda bölgedeki istikrara ve normalleşmeye destek veren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yerel meclis başkanı, Özgür Polis Teşkilatı Başkanı ve Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veren askeri grupların komutanlarına ödüller verildi. Kutlamada harekatın bölgeye sağladığı istikrar ve terör örgütlerine büyük bir darbe indirildiğine dikkat çekilerek katkılarından dolayı Türkiye'ye de teşekkür edildi. Şehit ailelerinin de katıldığı etkinliği çok sayıda kişi izledi. Onlar sizlere şefaatçi olacak diyorsunuz. Allah cümlesine rahmet etsin.